Merhaba arkadaşlar. Dinamik dersinde ilk videomuz olan bu videoda maddesel nokta, başka bir ifadeyle parçacık kinematiği konularına başlıyoruz şimdi tabii. Maddesel noktanın ilk hareket tipi olan doğrusal hareketi inceleyeceğiz. Doğrusal hareketi konu anlatımını örneklerle size aktaracağız. Örneklerle konu anlatımı bölüm 1. O zaman bu videomuzun ismi bölüm 1 tabi. Yani bunun devamı olacak ikinci videomuz, yani bundan sonraki videomuzda da konu anlatımına devam edeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar doğrusal hareketi ne olduğunu tanımlamaya çalışalım. Hareket denklemlerini çıkarmaya çalışacağız. Doğrusal hareket deyince isminden de belli zaten, bir maddesel nokta bir doğru üzerinde hareket ediyorsa, mesela şöyle bir x doğrusu üzerinde hareket ediyorsa, yani yörüngesi doğrusal ise sonuçta biz buna doğrusal hareket diyoruz. Burada bir ötelenme hareketi olduğu için doğrusal hareket, cismin boyutları önemli değil. Çünkü cisim uçak da olsa veya diyelim ki küçük bir cisim de olsa fark etmez. Bir doğru üzerinde hareket ettiği durumda tüm noktalarının hız ve ivmeleri her bir t anı için aynıdır. Yani ivmelense bile, hızlansa bile fark etmez. Her bir t anı için tüm noktaların hız ve ivmeleri aynıdır diyebiliriz. Dolayısıyla büyük bir cismin sadece ağırlık merkezini göz önüne alarak inceleriz ve o büyük cismi de maddesel nokta sınıfına bu durumda sokabiliriz. Yani bunu daha önceki videomuzda da belirtmiştik. Şimdi herhangi bir maddesel nokta düşünüyoruz ve şöyle bir referans noktası, mesela buna O noktası, referans noktası diyoruz. Burası referans noktası, referans. Bu noktadan itibaren diyelim ki herhangi bir T anında maddesel nokta P gibi bir noktada olduğunu düşünelim. Ve bu ilk pozitif x ekseninde devam ediyor diyelim ki hareketine ve T artı delta T anında ise P noktası P üssü noktasına geldiğini düşünelim. Evet, şimdi burada P ile P arasındaki mesafe, tabii P'nin daha doğrusu referans noktasına olan uzaklığını S ile gösteriyoruz. S daima konumu belirtecektir bize. Yani X koordinatıdır aslında. Bunu özellikle belirteceğiz şimdi. P ile P arasındaki konum farkı ise delta S ile gösteriyoruz. Bakın delta S. P noktasındayken hızını V ile gösterelim. P noktasındaki hızı V. P üssü noktasındaki hızı ise V artı delta V. Yani delta V kadarlık bir hız değişimi olduğunu düşünüyoruz. İvmesi ise P noktasındayken, yani T anında ivmesi A ile gösteriyoruz. P üssü noktasındaki ivmesini ise yine belli bir miktar arttığını düşünüyoruz. A artı delta A kadar arttığını düşünüyoruz. Bunları tabi vektörel olarak gösterdik ama sonuçta bunlar aynı yönde olduğu için, yani sürekli hep x yönünde olduğu için bunları skaler olarak da aslında ifade edebilirdik. Yani V'yi, A'yı, bunlar gerçi vektörel ifadeler ama sonuçta işlemlerde skalar tarzında da hesaplamalar yapılır. Yani vektörel doğrusal harekette vektörel işlemlere gerek kalmıyor aslında. Şimdi bizim burada ortalama hız dediğimiz değer, ortalama hız dediğimiz değer nedir ve ortalama, yani zaten hızın tanımı neydi? Hız birim zamanda alınan yoldu, değil mi? Birim zamanda alınan yol. Şimdi burada 1 saniyede, bakın burada daha doğrusu delta t saniyede, delta t saniyede bir oran kuracak olursak, delta t saniyede ne kadarlık mesafe var arasında? Yani ne kadarlık yol alınmış? Delta s kadarlık bir yol alınmış. O zaman 1 saniyede ne kadarlık yol alınacak? Yani bir birim saniyede alınan yolsa, 1 saniyede alınan yolsa ve ortalama kadarlık yol alınacak. İşte burada orantı kurduğumuz zaman ve ortalamayı buradan çektiğimiz zaman bakın ne çıkıyor karşımıza.
delta S bölü delta T olarak karşımıza ortalama hızı bu şekilde bulabileceğimiz gözüküyor sonuçta. Peki ani hız nedir? Ani hız. Yani ani hız dediğimiz zaman T anındaki hız, yani P noktasındaki hız. İşte biz bunu V ile gösteriyoruz. Sadece V ile gösterdiğimiz zaman aslında limit delta T sıfıra giderken delta S bölü delta T olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Ve buradan da aslında ani hızın yani şu ifade, sağ taraftaki ifade, limit ifadesi aslında türev tanımıdır. Dolayısıyla V hızını, ani hızı biz ds bölü dt olarak bulabiliyoruz sonuçta, bak. Ds bölü dt. Yani bu ne demek? Hız konumun zamana göre birinci türevidir diyebiliriz. Peki aynı şeyleri sonuçta bakın ivme için yapacağız. Ortalama ivme. Ortalama ivme. İvmenin tanımı neydi? Yani ivme birim zamandaki hız değişimi, değil mi? A ortalama. O zaman delta T zamanında, delta T süresinde, yani delta T süresinde hızdaki değişim ne kadar? Delta V kadar. O zaman 1 saniyedeki değişim A ortalama kadar olacaktır ve dolayısıyla buradan oran orantı kurduğumuz zaman A ortalamanın delta V bölü delta T olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde ani ivme nedir dersek, ani ivme T anındaki ivme, yani P noktasındaki ivme, yine aynı şekilde bunu A ile gösteriyoruz, sadece limit delta T sıfıra giderken delta V bölü delta T olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradan ivmeyi, zaten bu da türev ifadesine, yani türev tanımına giriyor. İvmeyi dv bölü dt olarak bulmamız mümkün. Yani şimdi iki tane genel denklem elde ettik bakın burada. İki denklem. Bunları siz zaten fizikten, yani lise çağlarınızdan beri biliyorsunuzdur mutlaka. Ama bu ifadeler ne zaman geçerli? Bizim için bu bulduğumuz denklemler, yani tüm bu ders anlatımımız sırasında kullanacağımız ve denklemlerin hangi durumda ne zaman geçerli olduğunu mutlaka yanına yazmamız gerekiyor. Yani bazen de ne yapıyoruz? Sanki geçerli olmadığı durumlar içinde o denklemleri kullanmaya çalışıyoruz. O zaman bunları yazmakta fayda var. Bu denklemler demek ki genel denklemlerdir. Genel denklemler ne zaman geçerlidir? Doğrusal hareketin tüm doğrusal hareket tiplerinde geçerlidir. Tüm doğrusal hareket tiplerinde, hareketlerde geçerlidir diyebiliriz. Yani hangi şekilde olursa olsun hareket fark etmez. İvme değişken olur, hız değişken olur. Trigonometrik bir denklemle ifade edilebilir, fark etmez. Ama tüm doğrusal hareket tiplerinde bu iki denklem mutlaka ne olacaktır? Geçerli olacaktır diyoruz. Buradan çıkarılacak bir şey de nedir? Türetilmiş denklem A eşittir D kare S bölü DT kare de yazmamız mümkün. Ama sonuçta bizim elimizde aslında iki tane bağımsız genel denklem vardır. İşte burada en önemli nokta, püf noktası şudur arkadaşlar. Şöyle söyleyebiliriz. Püf noktası doğrusal hareketin en önemli püf noktası nedir? Buna püf noktası 1 de diyebiliriz tabii. Ben bunu videoların içinde PN olarak göstermeyi düşünüyorum. Yani püf noktası deyince PN 1. İşte bu püf noktası, S değeri daima nedir? Konumdur. Konum ve konum bu koordinata eşittir. Koordinat. Yani S eşittir X'tir. X konumu neyse odur. Yani hiçbir zaman için şunu düşünmeyeceksiniz. S toplam alınan yoldur. Dememeniz lazım. Yani S değeri alınan yol, toplam alınan yol değildir. Nedir? Daima koordinattır. Bunu unutmuyoruz. Bununla ilgili şöyle basit bir örnek verecek olursak. Mesela bir maddesel nokta
Diyelim ki referans noktasından itibaren, o noktasından itibaren 10 metre diyelim ki ileri gitti. 10 metre ileri gitti. Burası tabii nedir? X ekseni ya. 10 metre ileri gitti. 2 metre geri geldi. 2 metre de geri geldi. Peki burada S değeri nedir? 12 midir? 8 midir? Evet, burada S değeri, X koordinatı nedir şimdi? Son şu T1 noktası için düşünüyoruz. T1 noktasında S değeri nedir? 8'dir, bakın bunu unutmuyoruz. Daima o zaman en önemli püf noktası nedir? S değişkeninin ne olmasıdır? Koordinat olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ama burada mesela şu aşağıda vermiş olduğum örnekte S değeri aslında alınan toplam yol daha doğrusu 12. Ama T1 anındaki, yani artık gelmiş T1 noktası anına gelmiş, geri dönmüş. Dolayısıyla S değeri 8'dir. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Doğrusal hareketin en önemli püf noktası budur diyebiliriz. Peki şimdi devam ediyoruz. Bir örneğimiz var. Bu örnekte ne diyor? Bir çocuk uzaktan kumandalı oyuncak arabasını düz bir hatta x ekseni üzerinde, yani ileri geri hareket ettiriyor. Arabanın çocuğa göre konumu, yani x koordinatı metre biriminden şu şekilde bir fonksiyonla, zamana bağlı bir fonksiyonla verilmiş. S t küp bölü 3 eksi 2,5 t kare artı 4 t eksi 22 olarak değiştiğine göre. Peki sorulanlar nedir? Hızın sıfır olduğu anda arabanın koordinatını, x koordinatını, B şıkkında bu andaki arabanın ivmesini, C şıkkında da 8. saniyede arabanın ilk konumundan ne kadar uzakta olduğunu ve D şıkkında da 3 saniye ile 5 saniye arasında arabanın toplam ne kadar yol aldığını hesaplayınız diyor. Evet, aslında tabii bu konuyu bilenler için kolay bir problem tabii bu. Ama tabii başlangıçta böyle bir problemle konuyu pekiştirmek lazım tabii. Şimdi ben A şıkkından itibaren başlıyorum. Ne diyordu bakın, A şıkkında arabanın x koordinatını bulunuz. Ne zaman? Hızın sıfır olduğu anda arabanın x koordinatı. Şimdi burada tabii S değeri zamana bağlı bir fonksiyon olarak verildiği için hemen biz hızı zamana bağlı olarak elde edebiliriz. Neydi hız zaten? Tüm doğrusal hareketler için geçerliydi bu formül. Genel formül ds bölü dt. Yani konumun zamana göre birinci türevi. O da nedir? Buradan t küp bölü 3. 3 t küp bölü 3 t kare bölü 3 ol geleceği için t kare eksi. Buradan da 2 çarpı 2,5 5 t gelir tabii. Artı 4 olarak buluyoruz. Hemen burada ivmeyi de bulabiliriz aslında isterseniz. İvme de hızın zamana göre birinci türeviydi. Buradan da 2t eksi 5 olarak bunu elde edebiliyoruz. Tamam. Peki A şıkkına baktığımız zaman hızın sıfır olduğu an, yani demek ki V eşittir sıfır olursa o zaman o andaki süreyi, yani zamanı, t anını bulabiliriz. T kare eksi 5t artı 4. Dolayısıyla burada bakın ikinci dereceden bir denklem çıktı karşımıza. Bu denklemin köklerini bulacağız. Burada bir çarpanı var, biz buna A diyorduk değil mi? Burada eksi 5 çarpanı var, biz buna B diyorduk. Bu da C olmak üzere. Sonuçta ikinci dereceden denklemin köklerini nasıl buluyoruz? Biliyoruz ki biz onu T1, 2, iki tane kökü olabilir. Eksi B artı eksi kök içinde nedir? B kare eksi 4AC bölü 2A değil mi? Biz bunu yani ortaokuldan beri biliyoruz icabında. Bu ikinci dereceden denklemin köklerini bulmayı. T1, 2'yi buradan çekecek olursak 5 artı eksi kök içinde eksi 5'in karesi oluyor tabii dolayısıyla. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 4 bölü ne oluyor? 2 çarpı 1. Ve buradan da şöyle parantez içi, şey daha doğrusu kökün içi ne çıkıyor? 9 çıkıyor. 25 eksi 16. Dolayısıyla kökten dışarıya ne çıkıyor? 3 olarak çıkıyor. 5 artı eksi 3 olarak çıkıyor.
bölü 2 ve buradan T1 kökü 1 bir kök 1 çıkıyor. T2 de 4 çıkıyor. Her ikisi de pozitif çıkıyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki hızın sıfır olduğu an iki taneymiş aslında. İki an varmış. Bunu söyleyebiliriz. O zaman hızın sıfır olduğu an dediğimiz zaman iki anı da ayrı ayrı bulalım. Tabii arabanın x koordinatını. Buradan T1 eşittir. Birinci saniye için neyi bulacağız tabii? S değerini bulacağız. S1 diyebiliriz biz buna. S1 1'in kübü bölü 3 yani formülde yukarıdaki formülde yerine koyacağız sadece. Eksi 2,5 çarpı 1'in karesi artı 4 çarpı 1 eksi 22. Buradan S1'i ne olarak buluyoruz bakın. Eksi 20,17 metre olarak buluyoruz. Peki T1 tabi bu. T2 4. saniye bu da pozitif çıktığı için S2 S4 diyelim buna da 4. saniye olduğu için işte 4'ün kübü bölü 3 eksi 2,5 2,5 çarpı 4'ün karesi artı 4 çarpı 4 eksi 22. Buradan da S2 değerini S2 değerini buluyoruz. Eksi 24,67 metre olarak buluyoruz. Ve böylece ne yapmış olduk? Hızın sıfır olduğu anda konumları bulduk. Ne demiştik püf noktası olarak? Bunlar aslında x koordinatının kendisine aittir demiştik. Yani S daima koordinattı. Bunu unutmuyoruz. Püf noktası x1 o zaman bu. Bu da nedir? Buna S4 diyelim tamam. Eşittir. X4 diyebiliriz. O zaman S'i bulmakla aslında biz koordinatı bulmuş olduk, değil mi? Biraz önce belirtmiştik bunu. Tekrar tekrar belirtebilirim ben bunu yani sıkılmayın bundan. Sonuç olarak en önemli doğrusal hareketteki püf noktası S'in nedir? Koordinat olması noktasıdır. Buradan da bakın birinci saniyede neredeymiş? Eksi 24. Eksi 20,17 pardon. Eksi 20,17'deymiş. Demek ki şurada diyelim ki burası T eşittir birinci saniye. Yani eksi tarafta bakın burası referans noktası tabii tam arabanın olduğu yer daha doğrusu X ile Y'nin çakıştığı nokta zaten o noktası olduğunu biliyoruz. Ve de burası S1 yani şu mesafe o zaman ne oluyor bakın ne kadarmış demek ki 20,17 metre gerideymiş. Yani negatif tarafta T eşittir 1. 4. saniyede de neredeymiş? T eşittir 4. saniyede de biraz daha gerideymiş. Yani burada x koordinatı nedir? Bunu artık şu şekilde gösterelim. X4 oluyor tabii bu. X4 eksi 24,67 metre olarak burası da x1 oluyor tabii. X1 diyebiliriz. Evet. Bu şekilde demek ki A şıkkını çözmüş olduk arkadaşlar. Şimdi B şıkkına geliyoruz. Şurayı temizleyelim tekrardan. B şıkkına bakalım. Bu andaki arabanın ivmesi soruluyor. Yani zaten ivme denklemini biraz önce çıkarmıştık. A eşittir 2T eksi 5 olarak çıkarmıştık ya. Bu an dediğimiz zaman hızın sıfır olduğu an dediğimiz için T1 ve T2 değerleri aslında neydi? Birinci saniyede hız sıfırdı ya zaten. Biz biliyoruz birinci saniyede hız sıfır. Dördüncü saniyede de sıfır. O zaman ivmenin de iki tane değeri karşımıza çıkıyor. A1 ivmesi dolayısıyla 2 çarpı 1 eksi 5. O zaman bu da nedir? Eksi 3 metre bölü saniye kare olarak çıkıyor. T4 ya da T2 diyelim biz buna. Dördüncü saniye olduğu için A4 diyelim biz buna da. A4 ivmesi yani 4. saniyedeki ivme o zaman 2 çarpı 4 eksi 5 eşittir. 3 metre bölü saniye kare olarak çıkıyor demek ki. Yani hızın sıfır olduğu an 2 tane olduğu için ivme de konum da 2 farklı noktada çıkıyor demek ki. Ve de hız da tabii zaten 2 tane noktada çıkıyor. Birinci ve dördüncü saniyelerde bunları buluyoruz. Şimdi
C şıkkına baktığımız zaman 8. saniyede arabanın ilk konumundan ne kadar uzakta olduğunu soruyor. Ha, şimdi o zaman şöyle yapacağız. Bakın şöyle bir hat çizelim. Karşıdan bakalım biz bu probleme. Yani şöyle x ekseni şurası olmak üzere karşıdan baktığımız zaman bu doğrusal hareket. X ekseni üzerinde doğrusal hareket. Çocuğu da şöyle şuraya yerleştirelim. Şu şekilde elinde kumandası var tabii şöyle. Burada oynarken yani. Tam burası O noktası, referans noktası olmak üzere. 8. saniyede arabanın ilk konumundan ne kadar uzakta olduğu sorulduğu için T eşittir. Sıfırda yani ilk konumunu bulacağız. Evet, S eşittir. X zaten S'in daima X olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla yukarıdaki formülde yani şu formülde sorunun içindeki formülde yerine T yerine sıfır koyduğumuz zaman karşımıza ne çıkacaktır? Eksi 22 olarak bulacağız biz bunu. Yani T eşittir 0 da demek ki 0. saniyede başlangıçta aslında araba biraz gerideymiş. Şuradaymış. 22 metre olarak buluyoruz. Peki T eşittir 8. saniyeyi bulmaya çalışalım. S eşittir X, o da eşittir 8'in kübü bölü 3. Yani formülde yerine koyuyoruz. 2,5 çarpı 8'in karesi artı 4 çarpı 8 eksi 22 olmak üzere. Bunun da değerini 20 nokta pozitif olmak üzere 20,67 metre olarak buluyoruz. Nerede T eşittir 8. saniyede buluyoruz. Referans noktasından uzaklığı ya da X koordinatı da diyebiliriz. Tabi buna 20,67 metre. O zaman buradan çıkacak sonuç burası mesela A noktası ise burası B noktası olduğunu düşünelim. AB mesafesi aslında soruluyor değil mi bize? Yani sorudan aslında AB nedir? AB mesafesi nedir diye soruluyor. Sonuçta bunun değerini bulmuş olduk aslında. 22 artı 20,67 ve de bunun da sonucunda 42,67 metre olarak buluyoruz AB mesafesini. Yani B noktasının A'ya olan uzaklığını bulmuş olduk. C şıkkını da böyle halletmiş olduk, çözmüş olduk. Şimdi son şıkka geçiyoruz. Tümünü sil diyelim tekrardan. 8. saniyede arabanın ilk konumundan ne kadar uzakta olduğunu bulunuz. Zaten C şıkkıydı o, pardon. D şıkkında 3 ile 5. saniyeleri arasında arabanın toplam ne kadar yol aldığını hesaplayınız diyor. Şimdi tekrardan karşıdan bakış tarzında yine bir şekil çizelim. Yine O noktası çocuğun olduğu nokta yani şurada kumandanın oynayıp arabayı hareket ettirdiği nokta şurası. Tam şu noktada O noktasında. Şimdi burada bazı şeylere dikkat edeceğiz. 3. saniyede ve 5. saniye arası diyordu. 3. saniyede yani T eşittir 3 için acaba arabanın öncelikle konumunu bulalım. Yani T eşittir 3 için S3 değerini bulalım. S3 değeri sonuçta 3'ün kübü bölü 3 eksi 2,5 çarpı 3'ün karesi artı 4 çarpı 3 eksi 22. Buradan S3 değerini eksi 20 eksi 23,5 metre buluyoruz. Ha, bu ne demek? Demek ki T eşittir 3. saniyede aslında şu mesafedeymiş. Yani yine geride eksi olduğu için geride nerede? Eksi 23 nokta 5 metredeymiş tabi diyoruz. Peki T eşittir 4. saniye. Şimdi 3 ile 5 arası diyoruz ama arada 4. saniyede nerede olduğuna bir bakalım şimdilik. Bu önemli çünkü T eşittir 4 için S4'ü ben şu formülde yerine koyarsam S4'ü kaç buluyorum bakalım. Eksi 24,67 eksi 24,67 67 ya da şurayı sileyim ben. Şöyle diyelim. S4 eşittir. Eksi 24,67 metre buluyorum. Peki T eşittir 5 için S5'i bulalım. S5 değeri de
eksi 22.83 metre olarak nereden buluyorum bunu? Şu formülde bakın şuradaki formülde yerine koyuyorum değil mi? Yani T yerine 5 koyuyorum. Yani bunu biliyorsunuz siz zaten. T eşittir 4. saniyede bakın. Neredeymiş bakın. T eşittir 4. saniyede eksi 20, 24.67'deymiş. Yani şuradan itibaren bunu da çizecek olursak yani tam pardon şuradan itibaren çizelim. Tam şeyde referans noktasından 24.67. Peki 5. saniyede neredeymiş? 22.83. Ha, o biraz daha 3. saniyeden daha aşağıdan yani referans noktasına daha yakın. T eşittir. Bakın 5. saniye. 5. saniye şurası oluyor artık. Burası da neymiş bakın? 22.83 metre oluyor. O zaman bu araba yani oyuncak araba nasıl bir hareket yapıyor? Şunu farklı bir renkte çizmeye çalışayım bakayım. Şöyle yapıyor bakın. 3. saniyeden başlıyor. 4. saniyeye kadar gidiyor. Bakın şöyle 4. saniyeye gidiyor. Bir x1 kadar bir mesafe alıyor değil mi? X1 mesafesi alıyor. X1 yolu alıyor. 3 ile 4 arasında. Sonra 4'ten 5'e geçiyor tabii. Şöyle 5. saniyeye kadar da şuradan itibaren de tabii x2 mesafesi gidiyor. Demek ki bu araba x1 artı x2 kadar toplam yol alıyor. Nerede? 3 ile 5. saniye aralarında 3 ile 5. saniye arasında arabanın toplam ne kadar yol olduğunu soruyor ya. Dolayısıyla toplam yol 3-5 saniyeleri arası toplam yol. Toplam yol nedir? X1 artı X2. X1 artı X2. Bunu da zaten bulabiliriz. X1 nedir? Bakın şuradaki mesafelerden hesaplayabiliriz sonuçta. 24.67 eksi 23.5 bu x1 oluyor. Artı yine 24.67 eksi 22.83 ve bunun sonucu arkadaşlar 3.01 bu metre olarak buluyormuşuz bak. Demek ki 3.01 metre. 3. saniye ile 5. saniye arasında almış olduğu toplam yol. Yani x1 artı x2 yani buradan biraz daha abartılı gibi görünse de sonuçta 3 metrelik yaklaşık bir yol alıyor yani diyebiliriz. Evet böylece arkadaşlar doğrusal harekette genel denklemleri kullanarak bir problem çözmüş olduk. Ve bu bölüm 1'i tamamlamış olduk aslında. Sonuç olarak en önemli noktalar nedir? En önemli püf noktası doğrusal harekette tekrar edelim. S teriminin alınan toplam yol değil, koordinat olduğunu bizim bilmemiz gerekiyor ve ona göre hareketleri incelememiz gerekiyor. Bunu bilirseniz bu konuyu çok daha yani bilerek böyle mantığınıza yatırarak çözebilirsiniz. Bazen alınan toplam yol olarak düşünürseniz ne olacaktır? O zaman bazı şeyleri karıştırıyorsunuz gerçekten. Özellikle atış problemleri olacak şimdi bundan sonraki videolarımızda. Orada bazı şeyleri karıştırabiliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi S'i X olarak koordinat olarak bilmemiz çok önemlidir diyoruz. Ve böylece bu videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki videomuzda arkadaşlar bölüm 2'de yine doğrusal hareket, maddesel noktanın doğrusal hareketi konusuna devam edeceğiz. Ve orada genel denklemler yine genel denklemlerin tabii T cinsinden fonksiyonunu verdiğimiz zaman çözüm bu şekilde kolay oluyor. Mesela bu örnekte gayet kolay oluyor ama farklı fonksiyonlar olabilir. Veya şunu söyleyebiliriz. İğmenin farklı değerleri için özel haller var. Onları da orada inceleyeceğiz. Evet, siz bundan sonra bölüm 2'yi mutlaka inceleyin.
Ve ileride de belki bu konuyla ilgili farklı problemler çözeceğiz. Peki bu videomuzu bu şekilde tamamlamış olduk.